Muhterem Müslümanlar, yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ışığı altında, hazzı, zevki altında, geçen ders üzerinde durduğumuz meseleyi ve mevzuyu bugün tamamlamaya çalışıp, haftaya bir engel, bir mani olmazsa inşallah, oruçlu ağızlarla, rahmani gönüllerle, rabbani bir terbiyeyle inşallah devam edeceğiz. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm ayeti celilesinin izahıyla meşguldük. Ey müminler ve Müslümanlar, siz evvela kendi kendinizi ıslah edin, kendi şahsiyetinizi koruyun, İslami şahsiyet, İslami vekarınızı, İslami sebatınızı, sadakatinizi ortaya koyun, İslam'ı yaşayın, yaşatın. Dolayısıyla nefsinizi muhafaza edin. İhfezu enfüseküm veya ihfezu ehle diniküm. Din ehlini, nefis ve nesillerinizi, İslam cemaatlerini düzeltin, ıslah edin. Ve böylece la yadurruküm men dalle izehtedeytüm. Siz kamil manada Müslüman olduğunuz takdirde, İslam'ı bir hakkın yaşadığınız takdirde, isyanlardan, günahlardan, measiden, menahiden sakındığınız takdirde, size dünyada kimse dokunamaz, size zarar veremez, sizi yıkamaz, sizi peşlerinden sürükleyemez şeklindeki ayet-i celilenin izahında günahlar üzerinde durmuştuk. Müslümanları günaha sürükleyen sebepler üzerine durmuştuk. Bugün de günahların ve isyanların nasıl İslam şahsiyetini sildiğini, Müslümanın şahsiyetini kemirdiğini, İslam toplumunda İslami şahsiyetle yaşayan insanların nasıl azaldığını ve Müslüman mahkemelerde, İslami mahkemelerde, şer'i mahkemelerde günah işleyenlerin, isyan edenlerin, fasıkların, facirlerin, asilerin nasıl şehadetlerinin kabul edilmediğini kısaca muteber kitaplarımızdan arz etmeye çalışayım. Siz sizi düzeltin, siz önce kendinizi ıslah edin mealindeki bu mübarek ayet-i kerime, tabi evvel emirde Müslümanı isyanlardan ve günahlardan korunmaya davet ediyor. Aleyküm enfüseküm demek, yani ihfezu enfüseküm anil maasi, isyanlardan ve günahlardan nefsinizi muhafaza altına alınız. Günahlara dalarsanız, isyana dalarsanız, günahlara ve isyanlara dalanlarla beraber olursanız, şahsiyeti İslamiyeniz yıkılır. Yani ey Müslümanlar, Allah katında değeriniz düşer. Kıymetiniz azalır. Yerde ve gökte ağırlığınız kalkar, hafiflersiniz. Hükmünüz geçmez, sözünüz geçmez, paranız geçmez, işiniz geçmez, dilenci durumuna düşersiniz. Ve daha geniş manalar verilebilir. Şimdi işlenen günahlar sebebiyle hangi insanların İslam mahkemelerinde, Allah katında şahitliğinin kabul edilmemelerini kısaca arz etmeye çalışayım. Aziz müminler, Müslümanların vazifeleri günahlardan, isyanlardan korunmak, sakınmak dedik. Cemaatimizin bilmesi lazım gelen meseleler bunlar. Ama hangi şeyin günah, hangi şeyin sevap olduğunu bileceksiniz ki korunasınız. Hani şunu söylemek istiyoruz. Her şeyden önce Allah'ın yasak ettiği şeyleri bilmek zorundayız. Haramları ve günahları bileceğiz. Bir Müslüman Allah neyi haram etmiştir, neyi etmemiştir? Allah'ın yasak ettiği şeyler nedir, nelerdir? Bunları bilmiyorsa nasıl korunacaktır?
Hani elektriğin ne olduğunu bilmeyen insan elektriğin çarpmasından korunamaz. Elektriğin voltajını, kuvvetini, o elektriği ileten şeyleri, yalıtkan şeyleri, kablosunu, prizini, fişini, o elektriğin ne olduğunu bileceksiniz ki elektriğin çarpmasından korunasınız. Allah'ın da haramlarını, günahlarını bileceksiniz ki korunasınız. O halde her Müslümanın kadın erkek öğrenmeye mecbur olduğu meseleler var. Beşeri hayatımızla alakalı öğrenmek zorunda olduğumuz dini meseleler var. Dini mesela en basit şekliyle bir Müslüman delikanlının kendisine mahrem olmayan, yani namahrem olan bir kız ile bir kadınla tokalaşması veya şakalaşması hakkında İslam'ın hükmü nedir bunu bilmiyorsa bu günahı işleyecektir. Hani anneniz değil, kız kardeşiniz değil, halanız, teyzeniz değil, yabancı bir kadın, komşunuzun kızı veya kadını, arkadaşlarınızdan birisinin kızı veya kadını, hani nikahla alabileceğiniz bir kadın, anneniz gibi değil. Hani bir Müslüman annesini nikahla alamaz, kız kardeşi nikahla alamaz. Onların nikahı haram olduğu için mahrem denmiş. Nikahlanmak haram olmayan kadınlara namahrem denmiş. Yabancı kızlar, nikahla alınması caiz olan kızlar. Bu gibi kız ve kadınlarla Müslümanların şakalaşmaları, tokalaşmaları hakkında İslam'ın hükmünü bilmiyorsa ve buna benzer ilimleri, hükümleri, mevzuları bilmiyorsa nasıl o günahı işlemekten korunacaktır? Demek ki birinci derecede vazifemiz Allah'ın Müslümanlara yasak ettiği işleri bilmeleridir, öğrenmeleridir. Bunu öğreneceğiz. Haramları, günahları öğreneceğiz. Haramları, helalları mutlaka teallüm edeceğiz. Onun ilmini elde edeceğiz. İşte şahitliği kabul edilmeyecek olan Müslümanların başında bu tip insan geliyor. Bakınız, mühim ve muteber fetva kitaplarından tespit ettim. Arapça hükmü nakledip izah edeyim. Ve fil fetava, fetava namında çok muhteşem ve mutemet bir eserde aynen şu hüküm yer alıyor. İslami bir hükümdür. La tukbelu şehadetül cahili. İslami açıdan Allah'ın haramlarını, helallarını, dini emirleri ve hükümleri bilmeyen, neyin günah olduğunu, neyin isyan olduğunu bilmeyen cahil bir Müslümanın şahitliği şer'i mahkemelerde kat'iyen kabul edilmez. Cahilin şahitliği. Neyin cahili? Kendi dininin ve imanının cahili. Çok mühim mesele bu. Neden şahitliği kabul edilmez? Lifiskihi, fasık olduğundan dolayı, günahkar olduğundan, fisku fücura düştüğünden dolayı. Ne sebeple fasık olmuştur? Biterki ma yecibu teallimuhu şer'a. Şer'an İslam açısından öğrenmek üzerine farz olan hususları öğrenmemek suretiyle fasık oluşundan dolayı cahilin şer'i mahkemede şahitliği muteber değildir. Öğrenmiyor. Ve İslami bir devlet idaresinde olsa lil hakimi te'ziruhu ala terkihi zalik. Dinen öğrenmesi vacip olan, farz olan hususları öğrenmeyip terk ettiği için bu cahil insana şer'i mahkemenin hakimi sopa atar. Cezalandırır yani. O cehalet içinde kalmasına rıza gösteremez. Neyin haram,
neyin helal olduğunu bilmeyen Müslüman, ben cennete gideceğim demesin. Hani evlenmeden önce bir Müslüman delikanlı, evlenmeden önce İslam'a göre evlenmek nedir? Kadın hakları nelerdir? Kadının tesettürü nedir? Erkeğin kadına karşı vazifeleri nelerdir? Kadınların erkeklerine karşı vazifeleri nelerdir? Sokağa nasıl çıkılır? Beraber nasıl yaşanır? Çocuk doğarsa nasıl muamele edilir? Hamilelik döneminde neler yapması lazımdır? Hayızlı halinde kadınla alakası nasıl olacaktır? Bunlara dair hükümleri öğrenmeden kimse evlenmesin, o evlilik başına bela olur. Çünkü harama düşer. Düşünün ki bir Müslüman erkek evlendikten sonra hanımıyla olan alakasını şer'i ölçülere göre ayarlayacaktır. Mesela hayızlı haldeyken, aybaşı halindeyken hanımıyla cinsi alakasını kesecektir. Bu kafi gelmediği gibi ay halinde, hayızlı halinde hanımıyla, nikahlısıyla cinsi alakaya mübaşereti de kesecektir. Bir Müslüman erkek hanımı ay halindeyken, hayızlıyken diz kapağıyla göbek arasına çıplak olarak elini değdirirse cehenneme gider. Sakınması lazım. O diz kapağıyla göbek arasından ve bölgesinden korunacak. O halde ve o esnada Allah orayı kapatıyor sana. Bilmiyorsa bu günah işleyecek. Haramları, helalları öğrenmeden evlenmeyin. Haramları ve helalları öğrenmeden ticarete başlamayın. Haramları, helalları öğrenmeden araba satın almayın. Haramları, helalları öğrenmeden ev almayın. Hepsi başınıza bela olur. Önce zarurat-ı ilmiyeyi ve diniyeyi, itikadiyeyi tespit etmek lazım. Eşya hakkında, madde hakkında, meseleler hakkında Allah'ın hükmünü öğrenmeden yapmayın. Saçınızdan tutun da ayağınıza kadar. Bir Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, saçlarını siyah boyayla boyarsa tepeden tırnağa cehenneme gider. Haram işlemiş olur. Kadın olsun, bak saçın hakkında hüküm var. Saçları hakkında. Bir Müslüman kadın olsun, erkek olsun, kaşlarım daha güzel olsun diye kaşlarını cımbızla yolar, inceltir, kısaltır, kaşlarıyla oynarsa dört mezhebe göre vallahi cehenneme gider. Haram işlemiş olur. Bakın, kaşınızın hakkında Allah'ın hükmü var. Saçınızın hakkında Allah'ın hükmü var. Tırnaklarınızın hükmünde Allah'ın hükmü var. Bir kadın tırnaklarına oje yaparsa, o malum maddeyi, zinet maddesi, süslenme maddesini, ojeyi yaparsa tırnaklarının üzerine ince bir kaplama yapmış olur. Kaplama. Oje kına gibi boya değil, kaplamadır. Kaplama. Yani tırnağın üzerine ojeyi çeken kadın bilecektir ki parmaklarına su döküldüğü zaman o oje suyun tırnağına temasını önleyecektir. Tırnaklarına suyu değdiremeyecektir. Oje ince bir kaplamadır, ince bir tabakadır. Tırnaklara suyun değmesi kabil değildir. Tırnakları ojeliyken banyoya girip gusül abdesti alsa guslü sahih değil, caiz değil. O halde bin defa yıkansa cünüplükten çıkmaz. Sokakta dolaşırken cünüp dolaşır, Allah'ın laneti altında kalır. Hükmünü bilmesi lazım. Bu Müslümanların halin olacak. Cehalet sebebiyle sel gibi Müslümanlar cehenneme gidiyor. Cehalet sebebiyle. İşte aziz müminler, önce bunu bilmek lazım. Ve bunları bilmeyen cahilin şahitliği kabul değildir. Bakın, la tükbelü şehadetül cahili.
cahil bir Müslümanın şeriat mahkemesinde hakim onun dini malumatını sorar, dinler. Bu hususları bilmiyorsa o cahili mahkemeye sokup şahitliğini kabul etmez. Anlaşılması lazım. Şer'an öğrenmesi farz olan ilimleri ve hususları öğrenmeyi terk edip fasık olduğu için. Biter ki ma yecibu teallimuhu şer'a. Şer'an öğrenmesi vacip olan şeyi terk etmiş. Okumamış, öğrenmemiş, aramamış, sormamış. E canım hocam, ben nereden öğreneceğim bunları? Nasıl öğreneceğim? İstersen öğrenirsin. Mesela malın mülkün olduğu zaman o malına mülküne devlet vergi koyuyor değil mi? Vergi, evet. Bu vergi kağıdını nasıl dolduracağını bilmiyorsun. Bu vergi kağıdı, vergi formu nasıl doldurulur? Ne zaman verilir? Nereye verilir? Nasıl verilir? Ne kadar verilir? Gibi vergi mevzuatıyla alakalı hususları bilmiyorsun ama hemen gidiyorsun bir muhasebeci tutuyorsun. Aman muhasebeci efendi, devlete karşı vergi vermekle mükellefim. Bu işi beceremezsem cezalanırım. Sen benim bu işlerimi yürüt ve bana öğret diyorsun. Devletten ve hükümetten korkuyor, korunuyorsun da Allah'tan niye korkup korunmayıp da bu meseleyi öğrenmiyorsun bakayım? Nereden kurtulacaksın sen? Hangi özür seni kurtaracak? Seni kurtaracak bir özrü mazereti göremiyorum. Mecburuz öğrenmeye. Cahil Müslümanın şahitliği mahkemede kabul değildir. Çok mühim mesele bu. Fasık oluşundan, yani öğrenmesi vacip, farz olan hususları terk ettiğinden dolayı fasık oluyor. Fasıkın da şahitliği kabul değil. Mahkeme-i şer'iyyede şahitliği kabul edilmemek demek, Allah katında bu adamın bir paralık değeri yok demek. İslami mahkemeden bahsediyorum. Allah katında şahitliği kabul edilmemek ne demek Müslüman? Allah katında bir gram değerin yok demektir. Ne kadar mühim mesele bu. Ağırlığını kaybediyorsun demektir. Şahsiyetini kaybediyorsun. Seni mahkeme şahıs olarak kabul etmiyor. İslam mahkemesi tabii. Bugünle sakın kıyas etmeyesiniz. Bugünkü sistem, rejim, nizam İslam'la hiçbir alakası yok. Sakın kıyas etmeyin. İslam'dan bahsediyoruz biz. Bugün nerede kardeşlerim görüyorsunuz yani mahkemeler, hadiseler meydanda. Bir şey söylemek istemiyorum, bir hükme varmak istemiyorum. Ben İslam'ı anlatıyorum. Bugünkü neslimiz, cemiyetimiz, nizam, intizam felaket, oraya girmeyelim. Çıkamıyoruz içimizden. Düşünün ki bugünkü mahkemelerde cereyan eden hadiseler, cezalar, hükümler, meseleler meydanda hiçbir hadiseyi ve cinayetleri önleme imkanı hasıl olmuyor. Yeterli değil, kararlı değil, güçlü değil vesaire. Oraya fazla girmeyelim. Sebepleri var bunların. Mesela bugün hukukçuları yetiştiren mektep biliyorsunuz hukuk fakültesi. Üniversiteye bağlı bir fakülte, hukuk fakültesi. Orada hukuki maddeleri neyse okuyor, öğreniyor, hakim oluyor, savcı oluyor, avukat oluyor. Neyse bir vazife alıyor. Bugünkü eğitim sisteminin şeklini de biliyorsunuz. Eğitim sistemi. Üniversiteye gidin şöyle pencereden veya kenardan bakın. Hukuk fakültesini bitirip de hakim olacak insanlara bakın. Kızlı oğlanlı af buyurun öpüşüyorlar, sevişiyorlar, zina ediyorlar. Kokteyllerde, partilerde, danslarda, sazlarda, cazlarda hukuk fakültesini bitirinceye kadar yapmadıkları zina kalmıyor. İşlemedikleri fuhuş kalmıyor. Kadınlı, erkekli, içkili, kumarlı, sazlı, canzlı her çeşit alemlerle
kumarlarla, oyunlarla, eğlencelerle üniversite talebesi günah işliye işliye üniversiteyi bitiriyor. Bakın üniversitede okuyan kızlara bakın. Müstesnaları, iyileri, temizleri tabii hükmün dışında. Üniversitede okuyan nesle bakın, nesil nesil. Adeta bir balerin gibi, dansöz gibi, dudakları, tırnakları cilalı, şehvetin bütün unsurlarını toplamış, adeta bir dans kraliçesi gibi, bir eğlence unsuru gibi, oyalı, boyalı, cilalı, şehvi, şeytani, şehvani bir kıyafetle üniversitede talebe. Bu derece zinaya, fuhşiyata, oyuna, eğlenceye, rezalete alışık, alışık, alışık üniversiteyi bitirdikten sonra bu insan devlet makamında bir vazife aldıktan sonra, bir mahkemede hakim olduktan sonra türlü zinalarla, fuhuşlarla yetişen bu adam karşısına zina etmek suçundan gelen bir kadını mahkum eder mi, etmez mi? O da alıştı o hayata. Zaten üniversitede çok zina etti. Alıştı, girdi, çıktı, yedi, içti. Her rezalete alıştı. Rezalete alışmış bir adam rezalet işleyene ceza verir mi, vermez mi? Vermez tabii. Ve hadiselerin önünü alamazsınız. Bu kadroyla, bu eğitim sistemiyle hiçbir meselenizi halledemezsiniz. Şahsiyet İslami olacak. İslam şahsiyeti olacak. İşte günahlar Müslümanın şahsiyetini mahvediyor. Müslümanın şahsiyetini mahvediyor günahlar. Sakınacaksınız ki Müslüman kalacaksınız. Birinci derecede bilinmesi gereken hususları bilmek mevzu kalıyor. Bunları bilmeyenler elbette fasık ve asi durumunda oldukları için şer'i mahkemelerde şahitliği kabul edilmiyor. Bir diğer hüküm arz edeyim. Mesela İslami hükümlerden, emirlerden birisini yerine getirmiyor, inkar etmiyor ama yapmıyor. Mesela mevsimi münasebetiyle arz edeyim. Bütün dini kaynaklarda وَعْلَمْ اَنَّ الْحَجَّ فَرْزُ عَيْنٍ عَلَى الْفَوْرِ Nisap miktarı mala, sıhhate, sağlığa sahip olan bir Müslümana varlığı yerinde, sağlığı yerinde, serveti yerinde, sıhhati yerinde bir Müslümana Beytullah'ı ziyaret etmek, Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'ı, Kâbetullah'ı ziyaret etmek nedir? Farz-ı ayındır. Sıhhati ve serveti kafi olan bir Müslümanın bülüğa erdikten sonra geciktirmeden, hac farizasını geciktirmeden hacca gitmesi nedir? Farz-ı ayındır. Bizatihi farzdır ona. Farz-ı kifaye değil. Feyekrahu te'khiruhu tahrimen. O hac farizasını bilerek geciktirmek, her imkanı olduğu halde hacca gitmiyor bu adam. Yahu servetin var mı? Var. Sıhhatin var mı? Var. Niye gitmiyorsun? İndel İmam Ebi Hanife'te. İmamul E'zam Ebu Hanife'ye göre kasten hacca gitmeyi geciktiren Müslüman harama yakın bir günah işliyor. Günah işliyor. Ve Ebu Yusuf'a göre de aynı günah işliyor. Ve indel İmam Malik ve Ahmed İbni Hanbel, İmam-ı Malik, Maliki mezhebine göre de, Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebine göre de aynen haccı geciktirdiği için günaha giriyor. Ve ye'semü, asi oluyor. Muahhiruhu, haccı tehir eden, hac farizası üzerine farz olduğu halde geciktiren, gitmeyen Müslüman Allah katında asi oluyor. Ve yefsuku, fasık oluyor. Ve türeddü şehadetuhu, İslam mahkemesi şahitliği kabul edilmiyor. Hükme bak.
kendisine hac farz olduğu halde haccı geciktiren, hacca gitmeyen bir Müslüman şer'i mahkemede şahitliği kabul değildir. Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir hadise. Efendim ben hacca gideceğim ama hele şu kızımı gelin edeyim. Hele şu oğlumu evlendireyim. Sana kim söylüyor kızını gelin etmeden hacca gidemesin diye? Hacca gitmekle kızı gelin etmek arasında ne münasebet var? Böyle şey var mı? Bakın tam aksine Kur'an hükmediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin ve Müslümanlar. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikrillah. Sizin malınız, mülkünüz, kızınız, oğlunuz sizi Allah'a ibadetten geri koymasın. Hangi Müslüman bu ayete göre kızımı gelin edeyim de ondan sonra hacca gideyim derse, oğlumu evlendireyim de ondan sonra hacca gideyim derse, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, böyle düşünen, böyle yapan Müslüman bilsin ki cehennemliktir. Hüküm açık. Yani haccın farz olması için kızını gelin etmek şartı var mı? Var mı kitaplarda? Haccın farz olması için şartlardan birisi de oğlunu gelin etmesidir diye bir şey var mı kitaplarda? Nereden çıkıyor bunlar? Fasık oluyoruz. Şer'i mahkemede şahitliğimiz kabul edilmiyor işte bu yüzden. Cehalet işliyoruz. Bilmiyoruz. Hanefi mezhebine göre hükümler böyledir. Hususi, bu hükmün hususi halleri de var. Mesela kadınlar için. Bir Müslüman kadın dünyalar dolusu serveti olsa, zengin mi zengin, sağlıklı mı sağlıklı, sıhhati yerinde, serveti yerinde, böyle bir Müslüman kadın için hususi bir kayıt daha var. Bu kadar zengin, servetli, sıhhatli olan bir kadın Hanefi mezhebine göre yanında mahremi olmadan hacca gidemez. Ne olacak? Üçüncü bir şartı var bu işin. Bu şartı koyan da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman kadın 3 günlük uzak bir mesafeye, seferilik mesafesine, 90 kilometrelik bir mesafe, biliyorsunuz seferilik mesafesidir. Bu mesafeye yanında babası olmadan veya kardeşi olmadan veya damadı olmadan veya dayısı olmadan veya amcası olmadan, yani nikahlanması helal olmayan bir erkeği yanına almadan hacca, Beytullah'ı ziyarete giderse Hanefi mezhebine göre bu kadın cehenneme gitmiş olur. Bakın hüküm değişiyor yani. Bunu bilmezse bir Müslüman ne olacak? Günah işleyecektir. Haram işleyecektir. Bunlar bizim meselelerimiz. İslam'ın, Müslümanların meselesidir ki öğrenmeye, okumaya, talime mecburuz. Ve bunları mutlaka telafi etmeye, bunları telafi ettikten sonra da günahlarımızı tedavi etmeye mecburuz. Bunu geçeyim. Evet, bir diğer şahitliği kabul edilmeyen kimselerden birkaç daha madde var, arz edeyim. La tukbelu şehadetü men yahduru meclise şurbi ve yeclisu beynehum ve in kâne la yeşrabu lienne hudurahu meclisül fiskı fiskun. İçinde içki içilen bir yer, mesela meyhane, meyhanede içki içiliyor biliyorsunuz. İçkili bir gazino, içkili bir lokanta, içkili bir kulüp, içkili bir kulübe, hani içki satılan, içki içilen bir yere
ve inkâne lâ yeşrebu, içki içmese bile, aklında hayalinde içki içmek yok ama o içki içilen, içki satılan yere girip çıkan, oradan alışveriş eden, orada bulunan, orada oturan, oraya saygı duyan, orayla alakası olan bir Müslümanın da şer'i mahkemede şahitliği kabul değildir. Buyurun. Ve in kâne lâ yeşrebu, içmese bile, böyle bir niyeti maksadı olmasa bile, neden? لِأَنَّ حُزُورَهُ, orada hazır olması, oraya girip çıkması, orada bulunması meclisül fısık, Allah'a isyan eden bir meclistir. O mecliste bulunması ona kafidir, günah olan. Geçen ders anlattım bunları. Evet. وَأَمَّا الْمُغَنِّي, muganni demek, muganni muganniye, şarkıcı demek, şarkıcı, çalgıcı, şarkıcı. Hani bugün çok çeşitli isimleri var. Şarkıcı demiyorlar da ses sanatçısı diyorlar. Ses sanatçısı. İslam'ın hükmünü ben anlatıyorum. Bugünküyle kabili kıyas değildi. Bugün rezalet efendiler. Rezaletin ta kendisi bugün. Çünkü sistem İslam değil bugün, biliyorsunuz. Devlet İslam devleti değil, hayat İslam hayatı değil, sistem İslam sistemi değil. Olacak. Bakın, muganni ve muganniye, şarkı söyleyen kadın ve erkek, ses sanatçısı dedikleri kadınlar ve erkekler, فَاِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ لِلْفِسْقِ بِصَوْتِهِ فَلَا عَدَالَةَ لَهُ. Hüküm. İnsanları bir gazinoya, bir meydana toplayıp da onların karşısına çıkıp şarkı okuyan, o insanlara göbek attıran, eğlendiren şarkıcıların, kadın olsun, erkek olsun, dört mezhebe göre şahitlikleri kabul değildir. Ses sanatçısı. İnsanları, bakın, hani lil fiski bi savtihi, savt sesiyle insanları Allah'a isyana teşvik ediyor. Sesiyle, soluğuyla, okuduğu şarkıyla insanları isyana, fısku fücure sürüklüyor. Bunun ne mahkemede şahitliği olacak? Bütün tiyatrocular böyle. Bütün çalgıcılar, şarkıcılar böyle. İslam'a göre konuşuyor. Hani buraya gelmişken bir şey nakledeyim. Hatırınızdadır muhakkak. Tahmin ediyorum hatırlarsınız. Bundan evvelki cumhur reisi olan zat, biliyorsunuz hani ondan beri de cumhur reisi seçemiyorlar. Bir boşluktur, devam edip gidiyordur, bakalım ne olacak. Hani zamanı bitti, kendisi de gitti. Geçen cumhur reisi olan zat gitti. Onun zamanında biliyorsunuz Türkiye'de ne kadar şarkıcı, çalgıcı, dalgacı, tiyatrocu varsa, af buyurun ses sanatçısı, sanatçı ismini vermişler. Ne kadar dansöz, şantöz, kabareci, günahkar, asi, mücrim, müflis, mühlik varsa, Allah'ın yanında bir gram değeri olmayan ne kadar insan varsa, hepsi Cumhurbaşkanlığı köşküne davet edilmişti, biliyorsun. Davet, büyük bir resmi kabul verildi. Cumhurbaşkanlığı köşküne davet ediliyorlar. Allı, renkli, boyalı, cilalı, erkek mi, kadın mı belli değil, homoseksüel, alçak, aşağılık adamlar. Hepsi huzura kabul edildiler. Devlet bütçesinden 40 milyon para yedirildi onlara. İçki, şarap, kum, her türlü rakı, fuhuş. Hepiniz biliyorsunuz bunlar günlük meseleler. Orada itibar gördüler, alkış, maşallah, bravo. Böyle sanatkar yetişmemiştir. Alkışladılar, tebrik ettiler, takdir ettiler, taltif ettiler, böğürttüler. Aman efendim, bunlar muazzam adamlar falan. Tabii toplantı bitti, resmi kabul merasim bitti. Dışarı çıkıyor herkes. O apartman topuklu kadın mı erkek mi belli değil olan şarkıcılar. Boyalı cilalı herifler. Bütün böyle ahlaken çökmüş hayasızlar. Köşkü terk edip çıkarlarken
yaşlı 90 yaşında zalim, fasık, facir, kafir bir tiyatrocuya gazetecinin birisi şöyle sordu. Bir tiyatrocu. İsmi burada söylenmez tabii, hususilik olmasın diye. Nasihata uygun düşmez burada. Ama bilen biliyor. Çok yaşlı böyle, geçmiş nesilleri de görmüş olan yaşlı bir tiyatrocu. Suratına baktığınız zaman cehennemi görürsünüz. Melun bir adam yani. Hayatında lanetten başka bir şey görmemiş. Rahmet yok. Alnı secdeye gelmemiş, Allah dememiş. Böyle bir tiyatrocu. İsmi mahfuz. Bu yaşlı tiyatrocuya, hani tecrübeleri de fazlaymış dediklerine göre, gazeteci şunu soruyor. Siz diyor efendim, geçmiş seneleri de gördünüz, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını yaşadınız. Şimdi hala hayattasınız. Cumhurbaşkanlığı köşkünden çıkıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Duygularınız nedir? Düşünceleriniz nedir diyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet efendim diyor. Eskiden diyor Osmanlı İslam Devleti zamanında, Osmanlı zamanında Kur'an hükümlerinin hükümran olduğu zamanlarda bizim gibi tiyatrocuların, şarkıcıların mahkemelerde şahitliği kabul edilmezdi diyor. Aynen bende var gazete. Gazeteden almış mı beyan? Şahitliğimiz kabul edilmezdi. Hiçbir değerimiz yoktu. Ama şimdi diyor şükürler olsun Cumhurbaşkanlığı köşküne kabul ediliyoruz diyor. Hadiseye bakın yani. Varın siz kıyas edin. Şimdi bu cemiyete siz İslam cemiyeti derseniz Allah'a iftira etmiş olursunuz. Bu cemiyete, bu hayata, bu sisteme, bu gidişata İslam gidişatı denmez. Kitaplar böyle söylüyor. Ve siz bunu söylerseniz isyan etmiş olursunuz. İftira etmiş olursunuz. Nerede İslam? Tabii bunlar kötü örnekler bunlar. Memleketin çocukları bakacaklar, bakacaklar. Televizyonda tabii reklam ediliyor. Resmi kabul var diye çeşit çeşit kıyafetlerle, her çeşit böyle bin bir renk içinde, cila, boya, süs, zevk içinde köşklere kabul edilen bu adamlara bakacak nesil ne diyecek biliyor musunuz? Ha bu memlekette itibar görmek için, Cumhurbaşkanlığı köşküne layık olabilmek için, oralara kadar çıkabilmek için mutlaka dansöz olmak lazımdır diyecekler. Ve nesil kötü örnek alacak. Öyle ya, öyle ya. Yani memlekette itibar gören, alkışlanan kimler? Dansözler. Nitekim bir tanesine Türkiye'de en büyük dans yapan, zina yapan, fuhuş yapan birisine resmen şeref madalyası verildi. Demek ki bu memlekette itibar görmek için, şerefli olmak için dansöz olmak lazım. Demek ki bu memlekette alkışlanmak için, büyük büyük adam olmak için, insan olmak için şantöz, dansöz, tiyatrocu, şarkıcı, çalgıcı olmak lazım hükmü çıkıyor. Siz neslinizi nasıl kurtaracaksınız? Bir memleketteki af buyurun kalçasını satarak, kalça satıyor, kalça. Kalçasını satarak, avret mahallini satarak, etini, vücudunu, tenini satarak para kazanan bir fahişeye şeref madalyası verilen memlekete içinizden biri kalkar da İslam memleketi derse Allah'a iftira etmiş olur. İftira etmiş olursunuz. Bırakın, susun. Böyle şeyler olmaz. İslam ortadadır, cemiyet de ortadadır. Bakın bir İslam'a, bir de cemiyete verin hükmünüzü. Neyse o. Geçiyoruz. Efendiler, bakın mesela La tukbelu şehadetü men yedhulul hammame bi gayri mi'zerin. Bedai'us Sanayi namında mühim bir Hanefi fıkıh kitabı var. Oradan aldım bu hükümleri.
hamam, biliyorsunuz hamam tabiri kullanıyoruz. Şimdi banyo diyorlar. Banyolara sadece hamam kaydı kafi değil. Denize, denizlere, kaplıcalara, hamamlara, banyolara peştimalsiz giren, dikkat edin, yedhulu bi mi'zerin veya bi gayri mi'zerin, izarsız, peştimalsiz hamamda yıkanan, peştimalsiz demek, diz kapağıyla göbek arasını örtmeden, biliyorsunuz mezhebi Hanefi'ye göre bir erkeğin avret mahalli diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan bölgedir. Bu bölgeyi, diz kapağı ile göbek arasını baştan başa o bölgeyi kapatmadan denizde yıkanan, hamamda yıkanan, kaplıcalarda böyle kalabalık insanların arasında yıkanan Müslüman günahkardır, haram işlemiştir, cehenneme gidecektir. Mesele açık. İşte bu günahı işleyen, diz kapağıyla göbek arasını örtmeden, örtünmeden hamamda yıkanan Müslümansa, bu Müslümanın şer'i mahkemede vallahi şahitliği kabul değildir. Buyurun. Nereye gidecek bu hadise Müslümanlar? Nereye varacak kardeşlerim? Nasıl olacak bu işler? Hocam sen neden bahsediyorsun diyeceksin. Ben İslami kitapların dini kaynakların hükmünü bildiriyorum. Cemiyetin gidişatını siz benden iyi biliyorsunuz. Efendiler, efendiler, İslam hükmünde ve hukukunda erkekler şöyle dursun, kadınlar, bir Müslüman kadın öbür Müslüman kadının diz kapağından yukarısına, bir santim yukarısına gözü ilişir bakarsa, o açık olarak vücudunu diz kapağından yukarısını gösteren kadın da, o kadının diz kapağından yukarısına bakan Müslüman karısı da, karı da, ikisi de vallahi cehennemlik olurlar. Kadın kadına. Sen neden bahsediyorsun kardeşim? Ve bunlar İslami mahkemelerde şahitliği kabul edilmez. İslam hukuku söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Bugünkü cemiyetin İslam'la ne alakası var? Bugün plajların, sahillerin, denizlerin İslamiyet'le ne alakası var? Bir alaka mı kuruyorsunuz yoksa? Bunlar olmaz. Kadın kadına dahi böyle, af buyurun, mayoyu giyecek, bilmem şortunu mortunu, bunların İslam'da hayalde bile yeri yok. Hayalde bile yeri bulamaz. Mümkün değil. Daha da ileriye giderseniz, İslam aile hukukunda bir Müslüman baba bile, baba efendim ötesi değil, kendi öz kızı, bir Müslümanın öz kızı 9 yaşına girdi mi, müştehat sıfatını alıyor. Müştehat. 9 yaşından sonraki kızların ismi müştehat. Ne demek müştehat? Kadınlık duyguları başlamış. Hani yavaş yavaş kadınlık hissiyatı kazanmış, şehveti hissediyor, başkasına da şehvet hissi veriyor. 9 yaş. İslam'da bunun sınırı 9 yaştır. 9. yaşından sonra bir kız şehveti hisseder ve hissettirir. Müştehat. 9 yaşına girdikten sonra bir kız çocuğuna öz babası diz kapağından yukarısının bir santim yukarısına bir an bile gözünü dikip bakarsa kızıyla zina etmiş gibi olur. Ne zannediyorsun ya? Koluna takıp da kızını denizlere, plajlara götüren babaya Müslüman mı diyorsun? Deyus mu diyorsun sen? Ne Müslümanlığı ya? Bari şu İslam'ı bıraksalar bunlar. Bırakın İslam'ı.
İslam'da yeri yok bunun. Kitaplarda yeri yok bunun. Çünkü bu cemiyet Allah'ın kitabına göre kurulmadı. Bu cemiyetin plajları, denizleri Allah'ın kitabına göre çalışmıyor ki, şeytanın kitabına göre çalışıyor. Niye anlamıyorsunuz? Bu cemiyetin caddesi, çarşısı Allah'ın kitabına göre kurulmadı ki. Niye anlamıyorsunuz kardeşlerim? Geçiyoruz. La tukbelu şehadetu men yefcuru bin nisai ev ya'melu bi ameli kavmi lutin. Allahu ekber. Kavmi Lut, Lut kavmini biliyorsunuz. Ev ya'melu bi ameli kavmi lutin demek, Lut kavminin işlediği pisliği işleyenler. Lut kavmi, Hazreti Lut aleyhisselamın peygamber olduğu kavmin bir günahı vardı. Af buyurun, çok affedersiniz, erkek erkeğe fuhuş yaparlardı. Bunun adına Lutilik, Lut aleyhisselamın peygamber olduğu kavmin bir fiili olduğu için Luti deniyor. Bugünkü gavurca bir tabirle homoseksüelizm diyorlar. Homoseksüel. Homoseksüel demek kadın kadınları bırakıp da erkek erkeğe zina eden melun adam. Var cemiyette. Gideyim Beyoğlu'na, Beyoğlu, Beyoğlu. Ben orada Ağa Camii'nde vaaz etmeye gidiyorum. Her çarşamba ikindi namazından sonra Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Ağa Camii Şerifi'nde vaaz ediyorum. Allah'a hamdolsun o kadar güzel bir cemaat peydahlandı ki o pavyonların sahiplerinden 4 tanesi pavyonunu satıp namaza başladı geçen hafta. Hepsi namaza geliyor. Anlatınca, söyleyince, izah edince, ikna edince, irşad edince dönenler var. Biz İslam'ı anlatabilsek, her tarafa İslam'ı duyurabilsek dönenler çok olacak. Bize İslam'ı anlatma hürriyeti tanımamışlar. Her zaman söylüyorum, televizyonda futbolcuların bacaklarını saatlerce gösteriyorlar. Bir hocanın sarığını bir dakika göstermiyorlar. Hani İslam'ı anlatma hürriyeti yok Türkiye'de. Canım camide git konuş. Camiye gelmiyor ki barın pavyonun sahibi. Camiye gelmiyor. Camiye gelmiyorsa onu demek ki sen cehenneme gitmeye razı oluyorsun demektir. Ben onlara da hitap etmeliyim. Onlara da İslam'ı anlatma hürriyetini bulabilmeliyim. Bu nasıl olur? Onlar yapacak bu işi. Orada, işte geçen gün yine derse gidiyordum oraya. Müslüman, mücahit bir kardeşimiz var o civarda. Yanıma sokuldu, hocam, hocam dedi, memleket gidiyor dedi. Ne var dedim? Öyle bir çöküntü var ki dedi, şu karşı aralıkta, ayak üstünde dedi, vallahi dedi, erkek oğlanlarını parayla satıyorlar dedi. Korkunç ha! Erkek çocuklarını satıyorlar bir takım yerlere, bir takım deyyus kafirlere. Ne zannediyorsun ya? Korkunç hadiseler bunlar. Hele kadınların pantolon giymeye başlamasından sonra pantolon giyen kadın korkunç oluyor biliyorsunuz. Af buyurun, hani bunlar tabii edep dışı söylenmez ama söylemeden de hükmü anlatamam ben size. Bazıları diyor ki bu Timurtaş hoca da çok arsız bir adam ya. E ne yapayım kardeşim? Meseleyi anlatmak için hangi kelimeyi kullanayım? Ne söyleyeyim yani? Gel bana okut, öğret, söyleyeyim. Gıybet etme. Pantolon giyen bir o daracık, sımsıkı, geniş de olsa fark etmez. Geniş, şimdi de bir moda çıkarmışlar, böyle geniş, çirkin bir, genişimsi bir pantolon uydurmuşlar, uçkurlu muçkurlu. Hangi tımarhaneden kaçan bir kişinin nasıl böyle kuyruğu muyruğu olur? Onun gibi bir kıyafet. Sanki bu kadınlar tımarhaneden çıkmışlar ya. Şehvet delisi bunlar. Hani sokakta dolaşan erkekleri kendilerine baktırmakla cennete gidecekleri zannen hayvanlar bunlar. Vah zavallılar vah.
vah köleler vah. Ben bunlara köle diyorum. Batının kölesi, Avrupa'nın kölesi. Avrupa bir pantol çıkarıyor, köle gibi onun altına giriyor. Onu kaldırıp başka bir model koy, onun altına giriyor. Adeta Avrupa'nın altına yatıyor bunlar. Avrupalı modacıların altına yatanlar bunlar. Köle, hürriyetsiz insanlar bunlar. Utanmıyor bunlar. Avrupalı senin baban mı, senin dayın mı, deden mi? Senin Avrupa'da ne işin var? Hem Müslümanım diyecek, hem de Avrupalı modacının öne sürdüğü o pantolu giyerek onun kasnağına girecek, onun yularının altına girecek. Esir gibi, köle gibi. Hürriyet mi var zannediyorsunuz? Bu sokakta çırçıplak dolaşan kadınlar hürriyet mi? Hürriyet nerede hürriyet? Kendisini bir yabancının modasına bağlamış, onun böyle yuları, sicimi Avrupa'nın elinde, bırakırsa gidiyor, bırakmasa gitmiyor. Köle. Ne hürriyet? Pantolon giymeye başladıktan sonra kadınların önden ve arkadan avret mahalleri çok açığa çıktı. Çok açığa çıktı. Bu sebeple erkek erkeğe zina edenlerin sayısı bu yüzden çoğaldı. Çok korkunç. Homoseksüellik çok aldı yürüdü. Ve maalesef ve maalesef nikahlı erkeklerden bile af buyurun hanımını arkadan kullanan alçaklar türedi. Bu hale geldi bu cemiyet yani. O cazibe, çekici manzara hoş göstermek için daracık pantolonlarla sokaklara çıkan kadınlar bu fuhşiyatı yaymaya vesile oldular. Avrupalı kafir modacılar da bunu çok yaygınlaştırdılar. Vah Müslümanlar, vay Müslümanlar vay. Hangi cennete gidiyorlar, hangi Allah'a gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Mahkemelerde şahitliği kabul olmayanların cennete girmesi kabul olur mu? Çıldıracak oluyorum bazen. Yani şu cemiyette yaşarken zannediyorum ki bir asitin içinde yaşıyorum. Asit. Beni böyle bir asit gölüne atmışlar, yanıyorum adeta. Ya Rabbi bizi kurtar Allah'ım. Amin. Şu yaklaşan Ramazan hürmetine, şu cemiyeti İslami cemiyet haline getirmek için bizi kurtar Allah'ım diye gece gündüz dua etmek ve çalışmak borcundayız. Çalışmak zorundayız Müslümanlar. Evet. Böylece kavmi Lut, Lut kavminin işlediği homoseksüelizm korkunç derecede çoğaldı cemiyette. İşte bu fiili işleyen, bu fiili ortaya koyan insanlar da fail ile mef'ul Lut'i kişinin de mahkeme-i şer'iyede asla şahitliği kabul değildir. Bu noktaya gelmişken aziz müminler, erkeklerden de biraz bahsedeyim bu pantolon mevzuunda. Biliyorsunuz demin dedim ki erkeklerin de erkekler arasında avret mahalli diz kapağı ile göbek arasıdır. Diz kapağı ile göbek aranızı örteceksiniz. Öyle örteceksiniz ki apış aranız belin göbeğinizden diz kapağınıza kadar olan o bölge bütün etrafıyla örtülecek, avretiniz belli olmayacak. Adam öyle bir kot pantolonu giymiş ki, mesela Ahmet, Mehmet neyse, öyle bir daracık pantolon giymiş ki, önden de avret yerinin kalıbı meydanda, arkadan da, bu da tesettür sayılmaz, böyle yapanlar da haram işlemektedirler. Avret yerinin kalıbı, kadında da ortaya çıkmayacak, erkekte de. Erkeğin avret yeri neresi? Diz kapağıyla göbek arası. Kapanacak tesettür. Hani o bölgedeki avret sahası, avret vasıtaları asla görünmeyecek ve hissedilmeyecek. Daracık pantolon giyen kadın olsun, erkek olsun, pantolon giymiş olmakla tesettür etmiş olmuyor. Örtünmüş olmuyor. Ya ne oluyor? Giydiği pantolon rengine, rengiyle boyanmış oluyor. Boyanmış.
o giydiği pantolonun rengiyle boyanmış gibi vücudunun kalıbı meydanda mı değil mi? Tesettürden maksat vücudun kalıbını örtmek, hatlarını ve şekilleri örtmek. Demek ki kusurumuz var. Bu sahada da kusur var, günah var, isyan var. Müslümanlar sakınmalıdır, Allah'tan korkmalıdır. Tesettür yalnız kadınlar için söz konusu değil, erkek de örtünecek. Daracık pantolon giyen erkeğin tenasül azaları ve kalıbı, şekli, diz kapağı ile göbek arasında belli oluyor mu olmuyor mu? Söyle bakayım bana. Bitmiştir, tesettür yok sende de. Ne olacak Müslümanların hali diye insan zihninde adeta kasırgalar kopuyor. Kasırgalar kopuyor. Daha bir hayli meseleler var burada. Şahitliği kabul edilmeyen meseleler, hükümler, mevzular var. Anlatmak istediğim daha bir hayli mevzular var fakat zaman oldukça doldu. İkindiye benim vaazım yine var. Sabahleyin saat 9'da geldiler, beni evden aldılar. Gittim yeni yapılan bir camide bir saat konuşma yaptım. Oradan geldim, terimi soğutmadan buraya yetiştim. Şimdi buradan çıkıp terimi soğutmadan ikindiye başka bir vaaza gideceğim. Fevzi Çakmak Camisi'ne gideceğim. Oradan çıkıp terim soğumadan Kadıköy tarafına geçeceğim. Hiç böyle zincirleme gidiyoruz. Zamanımız az. Nefesimiz de tabii oldukça bunca sarfiyat karşısında yıpranmaya maruz kalıyor. Ama sizin içinizde, vallahi içinizde duası kabul olan insanlar var. Onlar dua etmese ben bir nefes alamam. Kendim öyle hissediyorum. Dua edenler var. Allah razı olsun. Duanızı kesmeyin, himmetinizi kesmeyin. İnşallah Allah da soluğumuzu kesmez. Bu mevzuları anlatmaya devam ederiz. Haftaya bir engel çıkmazsa oruçlu ağızlarla yine burada büyük bir cemaat haline inşallah hazır ve nazır olacağız. İnşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna ve rızana layık eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin. İsyanların ve günahların çemberinden cümlemizi halas eyle. Amin. Cemiyetimizi İslam'ın cemiyetine tebdil eyle. Amin. İdaremizi İslami idareye tebdil eyle. Amin. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an'a mahkum eyle. Amin. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Amin. Yaklaşan mübarek Ramazan'a hazırlanmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemi İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Dünyada İslami bir idarenin teşekkülüne fırsat ve imkan bahşeyle. Amin. Görünür görünmez bir cümle kaza ve belalardan bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin duasını makbul eyle. Amin. Namaz ve niyazlarını mübarek eyle. Amin. Bu vaaz-ı nasihatları yayan, çoğaltan, dağıtan, İslami gayretiyle her tarafa koşan Müslümanlara cennet ve cemalini nasip eyle. Amin. Amin.